Agalarım herkese selamlar 13 14 ve 15 Temmuz 2024 iddia tahminleriyle hepinize selamlar rüya kazançlar ciddi manada son şu bir haftadır diyeyim çok güzel kazançlar elde ediyoruz öncelikle hem videolarımızı hem de gruplarımızda hem de ücretsiz gruplarımızda bayisleri tercihleri değerlendiren herkese tebrikler aga muazzam dediğim gibi sizlerden tek isteğim beğeni yorum bunlardır aga Telegram gruptaki arkadaşlarımız yorum bırakırsa çok çok teşekkür ederim. Güzel kazançlarınız olsun. Toplamda 10 tane de mücadelem var. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle maç skorlarıyla başlayalım. Aga 2 tane maç skoru yarışmam var. 2-2-4 kişi alacağız. İspanya İngiltere Euro 2024'ün finali ve Arjantin Kolombiya yine aynı şekilde Kupa Amerika'nın finali. İki maçın maç skorunu sorduk toplamda 4 kişi alacağız. Daha önce yapmış olduğumuz skorlardan 3 kişi alacağımız 4 kişi alacaktık. 2 tane var 1 tane var. Pityu Ege Yüce Aga Kerim isimli arkadaşlarımız bana WhatsApp adından mesaj atarak da her türlü iletişim kurabilirler. Her türlü iletişim gruplara gelmek isteyenler vesaire her türlü iletişim için de 0534 446 5989 numaralı numaraya mesaj atarak da gruplar hakkında bilgi olabilir. Videolar veya sorusu olan herkes benimle buradan doğrudan iletişime geçebilir arkadaşlarım. Misli olarak neler yaptık ondan bahsedelim. Dünün mislilerinden bakalım. Dün bildiğiniz üzere Hollanda ile İngiltere'nin maçı vardı. Ben toplamda 4500 misli olarak değerlendirdim. Solda gördüğümüz Bellingham bir faul alır bir 45 gibi oranı vardı yasalda. Özel oranla bir 1500 TL onu aldık. Ve İngiltere'nin hatta yazmış gibi soysuz İngiltere turatlar. Aga kollanmasını bekliyordum açıkçası. Yani kullanıyor daha doğrusu benim düşüncem o yöndeydi. İngiltere'nin turatlarına 1.65 yasal oranı vardı. 1.74 Avrupa. 3.000 misli olarak değerlendirdik. Bereketli olsun bunlar geldi mi geldi. Ondan sonra durur muyuz? Durmayız. Kupa Amerika'yı da misli yaptık mı? Yaptık aga. Dün Uruguay ile Kolombiya'nın maçı vardı. Kolombiya'nın tek golüne 2000 misli olarak değerlendim ki oranda 1.44'tü. Avrupa'da 1.50. Arkadaşlarım Arjantin'in maçı vardı. Ondan önceki gün 1.45 orandan 4.5 altında bir değerlendirdik mi? Değerlendirdik. Ve skorum da 2-0'da aga. Yüksek misli de yani yüksek oynayan varsa böyle 3000, 2000, 5000 şeklinde yüksek misli seviyemiz sizlere uygundur. Ayrıca canlı odasına falan da giriyorsunuz. Onun dışında ideal kuponlarımız da devam ediyor. Her gün günün kombini. Aga bülten yok diye bir şey yok. Taşı sıkıp suyunu çıkartma derdindeyiz. O yüzden her gün ideal kombinlerimizle de devam ediyor ve çok güzel kazançlar sağlamaya devam ediyoruz. Onun dışında sadece ideal kombinler değil, oyuncu bahisleri de mevcut. Oyuncu bahislerinden de zaten her maça, özellikle Euro 2024 Kupa Amerika gibi maçlarda oyuncu bahisleri alıyoruz. Onun dışında oyuncu bahislerinin dışında canlı olarak da çok güzel ilerliyoruz. İzlemiş olduğumuz maçlarda birazdan göstereceğim her türlü canlı olarak değerlendiriyoruz. Herkes açık Telegram grubu açıklama yorumlar kısmında linki mevcut. Oraya da katılarak da sizler de ücretsiz girebilirsiniz. Aga Telegram kanalından şöyle kısaca bahsedelim. İki günlük neler yaptık gösterelim. Şimdi Kupa Amerika yazdım. Beklentim Burası ücretsizdir. Mutlaka sizler de katılın. Deneyim ki Arjantin ile Kanada mücadelesi var. Mat sonu 1.3.5 1.80 gibi oradan aldım. Skoruma bakın. 2-0'da skor beklediğimi belirttim özellikle. Agamaş ne oldu? 2-0 bitti mi? Kazandık mı? Kazandık. Yüksek misli de ben biraz daha sağlam aldım. Dediğim gibi orada daha kazanç odaklı olduğum için riski biraz azalttım. 4.5-6'da bir aldım. Mislimiz de geldi. Günaydın Agan. Bellingham faal yüksek misli geldi. İngil e Sonra İngiltere mücadelesinden canlıdan aldık ve erkenden aldım. E, hatta dakika 32'de almış olmam lazım. İngiltere'nin bir golü 1.48 gibi orandan aldım. Hatta dedim ki risklisi de 3. gol 1.85 gibi orandan İngiltere atabilir dedim o da geldi. İngiltere Turatlar geldi mi geldi. O da mislimizdi zaten. O da geldi. Dedim ki gece e, Uruguay ile Kolombiya maçı var. Dedim ki Kupa Amerika yapalım mı? Ücretsiz gruba attım. Dedim ki burada zaten emojiler geldi. Dedim ki Kolombiya'nın aga bir golüne 1.44 gibi oran var. Bunu maç önü olarak değerlendirdim. Skorum da 1-1 ayarında. Yazdım. Ondan sonra dedim ki saat düşte canlı yapar mıyız yazdım. Millet bekliyormuş aga bizde o zaman uyku yok. Devam. dedim Kaç kişi aktif aga var mı değer mi ona göre uyuyalım dedim. Uyumayın dedim. İlk yarı izleyelim bir de devrede bahis alırız öyle yatarız dedim. Kara çocuklar geldi ben Kolombiyacıydım bu arada hala öleceğim. Aga maç başladı. Çok hızlı başlamadı bak ilk yarı gole girdim. Kaç orandan girmişim? 1.94 Bacaklarımın arasında taşacak taşıyorum diyen alır bunu. Öyle söyleyeyim. 1.94 gibi oranını aldık mı? Nunez karşı karşıya açtı ki pozisyonları da atıyorum olabildiğince sizlere. Kolombiya golü attı Maga 1.94 gibi orandan. Deplasman golümüz geldi mi? Mislimiz geldi mi? Bereketli olsun. Devam ettim. Sizlerden ricamız dediğim gibi beğeni ve yorum destekleridir. Beğeni ve yorum destekleri gelirse çok teşekkür ederim. Toplamda 10 tane mücadelemiz var. Şöyle artı 500 beğeni görelim. En azından bir emeğine sağlık yorumu da bizler için yeterli olacaktır. Mialbi ile Malmö mücadelesi. Aga maçı zor bir mücadele. Gollere gidilebilirdi aslında fakat ben gollere gitmedim. Yüksek orandan başlayalım. Bu dönemde zaten e, kuzey ve şeyler var. İyi değerlendiriyoruz ama burada yüksek oran alacağım. Ben mücadelenin birbirinden korktuğum için Malmö tarafına gidemiyorum. Yüksek orandan 1.80 gibi orandan da mücadele arasında 2-3 gol bekliyorum. En sonunda Malmö'ye biz misli almıştık. O da çok güzel geldi. 5-1 gibi skorla kendi evinde yendi. Mialbi ile oynayacaklar. Mialbi de iyi takım. 2-3 gol aralığında kalma ihtimali bence yüksek. Bodo ile Sandefjord mücadelesi. Sandefjord'un da son mücadelesi Stronghold Set ile oynadı. Onu izledim aga. Mücadele bir bir bitti. Fakat Stronghold Set gerçekten iyiydi. Sandefjord deplasmandaydı. Şimdi Bodo da son mücadelede Bran oynadı. Ve 5-1'lik bir galibiyet aldı. Zirve yarışını sürdürmek istiyor burada aynı şekilde. Hatta maç eksiği de var onu da belirteyim. Sandefjord'a karşı ben burada galibiyetini bekliyorum. En son izlediğim Sandefjord'da çok da bir şey yoktu açıkçası. Bodo burada kazanır bence. son iki akar. Hatta biraz daha yüksek orandan Matsun 2 ve 1.5 üstü yaparaktan da oranı 1.47'ye kadar da yükseltebilirsiniz. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Lee le Strom ile Strom Goal Set. son maçını ya 90 dakika izlemiş biri olarak söylüyorum. Gerçekten tempolu bir oyun var. Tempolu oyunun hakkını veriyor. Aynı şekilde Lee Ström'de tempolu oyun var. O yüzden tempolu oyundan ben burada gollere yöneldim. Karşılıkta atılacak golleri bekliyorum aga. KG var 1.41 bandında bir oranı var. Değerlendirecekler olabilir. Bence gelme ihtimali yine yüksek maçlardan bir tanesi. Brown'la Haugesund mücadelesi. Bran'la son mücadele. Bodo'yla oynadı 5-1 yenildi. Fakat şunu söyleyeyim. İyi başlamıştı. İlk 5-10 dakika iyi başladı. 10. dakikada kırmızı kart gördü. Kırmızı karttan sonra takım düştü. Haliyle skoru da 5-1 oldu. Hatta bizim Agamon 1'e de KG var oynamıştı. Bran 10 kişi kalmasına rağmen 5-0'dan sonra 5-1 oldu. Yani muazzam bir kazanç elde ettik. Ben burada da Bran'ın ilk yarıdan galibiyetini bekliyorum. Üstün gelecektir ve kazanmak isteyecektir. İlk yarı buranın galibiyetini değerlendirdim. 14'üne geçtim. Kanada Uruguay maçıyla başlıyoruz. Gece oynanacak bir mücadele. Günün ilk saatlerinde aga Uruguay ya Kolombiya ile oynadı ve çok fazla pozisyon kaçırdı. Hatta Kolombiya ilk yarının sonlarında kırmızı kart gördü. E, ee, i̇kinci yarı Suarez'in vurmuş olduğu top var. Direkten döndü. Ve maç inanılmazdan pozisyon kaçtı. Yani öyle söyleyeyim. Kolombiya'da kaçırdı. Uruguay'da kaçırdı. Çok güzel para kazandık maçtan da. Aga ben buradan direkt tercihimi söyleyeyim. Uruguay'ın galibiyeti. Hatta Avrupa'da 3. E, üçüncü. Bu üçüncülük maçı. Kupa Amerika'nın üçüncülük maçı. Üçüncü olan takım bence Uruguay olaraktan da güzel oranlarsa değerlendirilebilir. Üçüncülük bence Uruguay'a yakışacaktır. Inter Turku ile Eif mücadelesi. Inter Turku'nun da son mücadelesini izledim. 3-0 bitti. Hatta grupta 3 tane canlı yaptım. 3'ü de Inter Turku. İlk yeri gol. ikinci gol Inter Turku. Üçüncü gol Inter Turku. Çok güzel oranlardan kazandık. Maçta 3-0 bitti zaten. Inter Turku'yu izledim aga. Bence inanılmaz bir oyun var. Beni etkiledi. Özellikle not aldım. Dep basman 1.5 üstün oranı 1.42 bandında bir oranı var. Ben Inter Turku tarafından burada 2 gol beklediğimi belirteyim. Değerlendirecekler burada Inter Turku'nun 2 golünü alabilir. Hacken'la Elfsborg mücadelesi. Elfsborg'un da bugün mücadelesi var. Daha doğrusu Şampiyonlar Ligi eleme maçları vesaire oynayacaklar. O yüzden burada Hacken tarafında olmakta fayda var. Elfsborg tarafı yorgun olacaktır. Hacken tarafı ayın 25'inde oynayacak. Daha var yani o oynamaya. Demem o ki yorgun olan Elfsborg'a karşı ben burada Hacken tarafında olacağım. Ev sahibi 1.5 üst olarak değerlendireceğim. Güzel orandan. Ev sahibi 1.5 üst bir 1.50 seviyesinde bir oranı var. Oyun olarak da Hacken zaten kendi evinde üstüne oynayacağını düşünüyorum. Hatta yüksek orandan da şöyle değerlendirme yapmak istiyorum. Matsun'u 1 ve 1.5 üst yaparsanız da oran 2.01'e kadar yükseliyor. Yüksek orandan da bu yönde bir değerlendirme yapabilirsiniz. İspanya İngiltere Euro 2024'ün finali. Aga ben turnuvanın başında tekrardan söyleyeyim bir video çekmiştim. Benim şampiyonluk adayım İspanya olaraktan da hem genç yetenekleri yüksek düzeyde hem de takımda oldukça tecrübeli isimler var. Bak ben bu İngiltere tarafına finalde bir tane bahis almam. Ciddi söylüyorum. Top mu oynadıkları yok aga. Top falan oynadıkları yok ciddi manada. Ben hatta sizlere de dedim ki Almanya ve İngiltere kollanıyor. Almanya elediler. İspanya iyi oyunuyla eledi. Ama İngiltere'yi finale çıkartacaklar. Kollayaraktan dedim. Öyle de oldu. Bak ne dediysem çıktı. Diyorum ki ben burada şanlı İspanya'mızın Vamos'ların ben burada kupayı kaldırmak, kaldırmasını istiyorum. Temenni ediyorum. iyi oyunumuzla birlikte bunu da başaracağımızı düşünüyorum. Şu an turu geçer açmamışlar ama alacağım bahis burada İspanya'nın turu geçeri. Daha doğrusu şampiyon olurum. Tamam mı? Bunu aldık mı aldık. İspanya'nın turu geçerini aldık. Ben İngiltere tarafına kesinlikle bahis almıyorum. Beraber de, de almıyorum. Her türlü birisi de almıyorum. Ben burada tek bahisim şampiyonun İspanya olma yönünde. 3 tane de oyuncu bahisim var. 1. Yamal şut çeker. Olmo şut çeker. Fabian Ruiz şut çeker. Nesine de bunlar toplam şu çekeri de oluyor. isabet şutu da oluyor. Hepsine varım. Bu üç oyuncunun ben kareyi çokça deneyeceğini düşünüyorum. Aynı şekilde değerlendirmesini bu yönde yapacağım. Geçtim ayın 15'ine. İki tane mücadelem var. Yine Kupa Amerika'nın final mücadelesi. Aga, Kolombiya tarafında olduğumu ben belirttim. Ben burada, şimdi Messi'ci agalarım vardır. Bana kızmasın. Ben burada Messi'ci değilim Aga. Bak takım nasıl oluyor biliyor musunuz? Messi üstüne oynanan oyun oluyor. Bak Portekiz'de de Ronaldo üstüne mahvediyor. Gerçekten mahvediyor. İyi oyunla birlikte sanırım 26 olmuştu ya 27 ya 28 oldu. 28 maçtır yenilmeyen bir Kolombiya takımı var. Tamam mı? O yüzden ben burada Kolombiya tarafındayım. Kupa Amerika'yı da Kolombiya'nın bileğinin hakkıyla kazanmasını bekliyorum. Aynı şekilde İspanya gibi. Bak. Ne kadar Messi lobisi olsa da, İngiltere'nin lobisi de olsa hem İspanya kupayı kazanacak hem de Kolombiya kupayı kazanacak. Ben lobilere karşı geliyorum bu maçta kim oyunun hakkını veriyorsa ondan yanayım. Kolombiya'nın atacağı bir gol. Bak. Deplasman 1.5 üst. Oran var mı aga? 1.42. Aldım. Kabul ettim. Bol şans. Onun dışında yine Kupa Amerika'yı kim kazanır? Oranı olacaktır. Kolombiya'nın kazanır oranı 2 küsur oranı olacaktır. Kolombiya'nın şampiyonu. Kupa Amerika şampiyonu. Ben burada şampiyonun da Kolombiya olmasını da bekliyorum. Bol şanslar. Hamarbi ile Göteborg mücadelesi. Ben burada yüksek orandan alıyorum. Hamarbi'nin doğrudan galibiyetini bekliyorum. 1.76 bandında bir oranı var. Ben Hamarbi'nin yüksek orandan ve o güçlü oyununa güvenerekten de burada galip gelmesini bekliyorum. Ve son maçımda yüksek orandan Hamarbi'nin galibiyetini aldım. Toplamda 10 adet mücadelem vardı. İdealinden yüksek orandan bahsetmeye çalıştım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videoya like atıp kanala yorum yaparsanız çok çok sevinirim. Tamamen sizler için uğraşıyoruz. Umarım emeğimizin karşılığını kazanç olarak alırız. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.